Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Yine bir soru çözüm videosuyla sizlerle beraberim. Soru Bankası bölümümüzde 4. soruya gelmişiz matematikten. Ara ara böyle soru çözümleri sizlere video olarak atıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Hemen başlıyorum. Yukarıdaki şekillerdeki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre B ile ifade edilen sayı kaçtır? Bakın şuradaki şekilleri bir inceleyelim. 7 var ortada. 5, 2 ve 3'ü görüyorum. Şimdi bunları toplasam 7'ye ulaşamıyorum. Fazla geliyor yani 10 oluyor. Mesela şurada da aynı. 7, 3 ve 5. Bunları topladığımız zaman ne oluyor? Yine buradaki sayıya ulaşmıyor. Demek ki toplama yok burada. Başka bir ilişki var. Şöyle olabilir. Ben şu ilişkiyi kurdum. 5 ile 2'yi çarpma yapıyoruz. 10. 3'ü çıkarıyoruz. 7. Acaba aynı kural burada da var mı? 7 çarpı 3 21. 5 çıkardım 16. Demek ki kural böyle bir ilişki konulmuş bu şekillere. 5 ile 2'yi çarptık değil mi başta? Ne oldu? 10. Sonra 3'ü çıkardık. 10 eksi 3. Ne oldu? 7 oldu. Burada da aynı. 7 çarpı 3. 7 çarpı 3. Ne oldu? 21 oldu. Yazalım şöyle 21 diye küçük olarak. 21'den de 5'i çıkardık. 16'ya ulaştık. Şimdi bu kurala göre buradakileri uygulayalım. 9 ile 4'ü çarpalım. 9 çarpı 4 ne yapar? 36. 6'yı çıkardığımız zaman 36 eksi 6. O zaman A harfinin 30 olduğunu anlarız. Bir sonraki şekilde A harfinin yerine 30 geldi. Şimdi 10 ile 5'i çarpıyoruz. Ne oldu? 50. 50'den de 30'u çıkarıyoruz. O zaman B harfi ne oluyor? 20. İşte cevabımız 20'ymiş. Yani C şıkkıymış. Umarım sizler için yararlı bir soru çözüm videosu olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.